Daha çok kişisel görüşlerimi anlatırım ama şimdi haberler. Bakın HDP eş genel başkanı, eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yargılanıyor biliyorsunuz. O dedi ki Demirtaş bugün hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili söylenenler ortada. Bugün Sedat Peker'in anlattıkları ortada. Mafya lideri sistemin tüm pisliklerini ortaya döküyor ama tutuklu olan kim? Tutuklu olan bizleriz diyor. Ona da bir kulak verelim. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı verilen ve tutuksuz yargılandığı ana dava görüldü. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya Demirtaş Segbis'le katıldı. Kendisinden beklenen tavır budur. Demirtaş savunmasında mafya lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuştu. Gün Süleyman Soyluların günü. Devir onların devri. Soylu ile ilgili itiraf mı derseniz, suçlama mı derseniz bir şeyler söyleniyor. Ankara Adliyesi'nden tık yok. Ama aynı Soylu'nun bakanlığına bağlı emniyet tarafından uydurulmuş gizli tanık beyanına dayanarak ben ve partimin 30 yöneticisi bir kez daha tutuklanabiliyor. Bu adam sistemin bütün pisliklerini ortaya dökerken biz tutukluyuz. Mahkemeniz bunu gözetmek zorunda. Mafya liderinin devleti esir aldığını söyledi Demirtaş. Kendisi söylüyor bir tripod bir telefonla devleti esir aldı. Nasıl oldu bu? Sizin mahkemelerinizin kararlarınızın payı var bunda. Maliyeti ne olursa olsun bunu düzeltmek zorundasınız. Ülkeyi batırdık kardeşim demelisiniz. Peker'i işaret etti. Bakan Soylu'ya seslendi. Ey soylu bulduğun iki itirafçı beyanı bizim terörist olmamıza yetiyor da senin bizzat koruma verdiğin partinin seçilmesi için miting yapmış valilerin izin verdiği adam çıkıp ifşada bulununca boş işler mi oluyor? Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davanın Kobani davasıyla birleştirilmesine hükmetti ve dosyayı kapattı. Ya. Şeyh Edebali'ye atfedilen o sözleri hatırlatan var. Ey oğul beysin bundan sonra öfke bize, uysallık sana, güceniklik bize, gönül alma sana, suçlamak bize, katlanmak sana. Kim yazmış? Uğur Dündar yazmış bu sözleri hatırlatmış. Ah Ahmet Çık bir tweet atmış diyor ki önemli olan insanın karşısında olduğuna benzememesidir. Yani az evvel ben neresi özel genel genel dedim ya önemli olan insanın karşısında olduğuna benzememesidir diyor bu önemli. Bu akşam yine tarihi akşamlardan birini yaşıyoruz. Önemli şeyler yaşanıyor. İleride çocuklarımıza, torunlarımıza, ileriki nesillere anlatacağımız dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Bir yere ayrılmayın da konuşmayı sürdürelim.